Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nehir hala uyuyor. Saat 11. Ben sabah okulun önünde tişört sattım, Atatürklü tişört. Oraya gittim çok erken saatte. Sonra Kemal'i aldım. Belena'yı voleybola bıraktım. Oradan eve geldim. Gelirken de Belenay da simit aldı. Simit istiyorum dedi. Onu alırken çok güzel koktu. Ben Ankaralıyım ama çok ince simidi çok sevmiyorum. Şöyle beyaz simitten aldım. İki poğaça aldım. Nehiray'ı uyandırdım. Şöyle domates, peynir, zeytin, reçel. Şöyle bir tane daha Nehiray. Anneciğim bir bakacaksın mı bize ya? Bir günaydın alalım mı? Günaydın. Günaydın. Nehiray her gün böyledir arkadaşlar. Sanki yataktan kaldırırken eziyet ediyorum, işkence ediyorum Nehiray'a. En geç kalkan da Nehiray'dır ha. Şansından okulu öğleden sonra. Beliş'in de öğleden sonra ama Beliş'in voleybolu var çocuğun. Mecburen kalkıyor. Evet Nehiray'cığım. Gözlüğünle geceliğin de çok takım annem ya. Neyse çaylarımızı doldurduk. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Gün bize ne getirir? Videoların devamında görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, ben yine mutfaktayım. Şöyle bir tava, böyle bir mısır poşeti ve kapağı. Yanına bir de tuz. Acaba ben bunlarla ne yapacağım? Tabii ki mısır patlatacağım. Muhammed Mustafa'nın bugün okulunda sinema keyfi yapacaklarmış. Sabahleyin tişört götürmüştüm yine okulun önüne. Orada sınıf annesine yakalandım. Sağ olsun. Dedim mısır patlatabilir misin? Tabii ki dedim. Şimdi kuzucuklara mısır patlatacağım. Evet, şimdi kızları bir çağırayım. Birisi bana kameramanlık yaparsa. Daha ocağımı falan hiç silmedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ocağım berbat. Şurada da dünkü mısırım var. Pişirmiştim. Şu an biraz ısıtıyorum ki çocuklar sıcak sıcak yesinler diye. Mısırı da patlattıktan sonra mutfakta işime devam edeceğim. Çünkü şimdi öğle arasında Mustafa gelecek. O gelene kadar benim bu mısırı patlatıp onunla birlikte Muhammed Mustafa ile birlikte okula götürmem lazım. Evet, şimdi başlıyoruz. Sıvı yağsını koydum. Aslında sınavları varmış. Ders çalışıyorlar ama Nehira'yı yakaladım. Nehira şimdi çekecek bana. Tutarsan kamerayı anneciğim. Dur bir dakika. Evet, kameraman buldum kendime. Çok sallama kameraman. Şöyle. Alanım dar olduğu için. Arkadaşlar 18 poşet patlatmam gerekiyormuş. İşte buzdolabı poşetlerine birazcık tuz atayım. Şimdi tuzsuz güzel olmaz bu. Kim yapıyorsun? Muhammed'in sınıfına. Hazır kişilermiş. Hı? Hazır kişilermiş. Hayır, 30 kişilermiş de 2 veliyi yapacağız. Kimle? 35 poşet falan yapacağız. İşte 18'ini ben yapacağım. Kimle yapacağız? Pelin'le. Ya da Zeynep teyzem yapar. Hangisi yapacak bilmiyorum. Bana 18 yap dediler. Evet, patlamaya başladılar ve kapağını kapatıyorum. Son anda yakaladım. Şu güzel sesi siz de duyun istedim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama böyle böyle iki tepsi daha patlatmam lazım. Bundan 4 tane falan çıkarsa, 4 ya da 5 tane, bir iki tepsi daha patlatayım, ondan sonra tekrar poşetleyince de gösteririm size. Çok güzel patlıyorlar. Mısırımı Bim'den aldım arkadaşlar. Biz hep Bim'den alıyoruz. Bim'in mısırı çok güzel oluyor. Şöyle bırakayım patlasınlar. Bir tepsi, iki tepsi, bu üçüncü tepsi. Bunlar bir
poşet diyeceğim. 18'den az olursa tekrar bir daha yapacağım. 3 paketin hepsini patlattım. Şöyle 3 tepsi oldu. Şöyle göstereyim. İşçilerim hazır. Bu evin hep tembel işçisi. Poşetleri de şöyle koyduk. Şimdi poşetleyip size göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar o 3-4 tavanın üzerine bir paket daha Nehir Ayı gönderdim. Jet hızıyla aldı geldi çünkü yetmedi. 18 poşet bir de böyle dolu dolu olsunlar da yesinler çocuklar diye çok çok koyduk. 2 paket mısır patlattık. 8-9 tava falan oldu. Yok anneciğim onu olmaz, onu olmaz. Şimdi ben bunları bağlayıp doğrukla. Evet bizim mısırlarımız hazır. Kuzulara afiyet olsun. Sinema keyfiniz bol olsun oğlum. Sana da sen annem de izleyeceksin. Evet bakın evime kim geldi? Çevir bir kafanı öbür taraftaki karakterlerini de görelim. Şu tarafa bak. Oy. Aybüke'nin şakbası. Çok güzel olmuş. Ama gelirken yüzünü vurmuş. Yüzünü vurmuş. Onun için birazcık üzgün ama şakması çok güzel olmuş. Değil mi anneciğim? O yerim ben seni. Çok sevimli olmuşsun. Ablaları çok şaşıracak. Babası bugün göremez ama yarın görür o da. Değil mi anneciğim? Merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geldik, brokoli yapacağım. Şöyle aslında şu havuç yeter çünkü Kemal yok, çocuklarla bize şöyle de brokolimiz var, küçük ağaç adam, şöyle biraz da ondan alalım. Biraz da köz biber koyacağız içine, şu bir taneyi de alsam yeter bura bize. Biraz yağ koydum. Şöyle havucunu koydum. Bir de ayıkladığım brokolisini koyuyorum. Benim haşlanmış kanlı baharım vardı. Onu da son anda içine katacağım. O da bunlarla birlikte olsun diye. Şu şekilde ağzını kapatacağım. Şu şekilde yapacağım. Belenay bunu çok seviyor. Oluyor. Ben bir de pazara uğradım arkadaşlar. Şöyle çok güzel elma aldım. Bizim oranın pazarıydı. Brokoli birazını koydum ocağa. İşte pişiyor. Şunlar marketten aldıklarım. Şöyle biraz muz aldım. Nar aldım. Ve mandalina aldım. Yemeklik bir şey almadım. Sadece bunları aldım. Yemek artık bu hafta şey yapacağız böyle. Nohuttur. İşte dolaptakilerden, onlardan yapacağız. Çok sebze almak içimden gelmedi bu hafta nedense. Bu hafta böyle bir alışveriş yaptım. Allah yedirmek nasip etsin. Dolaptaki köz biberlerimiz vardı. Onlardan da 5-6 attık içine. Çevir anneciğim, karıştır bir. Son anda bu olunca da brokoli kanlı bahar atacağız. O haşlanmış zaten. Sonrasında içine limon sıkıp yiyeceğiz arkadaşlar. Biz bunu böyle çok seviyoruz. Brokolimizi yaptık arkadaşlar. Kanlı baharı da koyacaktık. Kanlı baharımız bozulmuş. Şöyle patates yemeğimiz var. Yanına brokolimiz var. O küçük eller Aybüke'nin. Şöyle soframız. Yine babamız hastanede. Ben de şöyle kuzucuklarımla yemek yiyeceğim inşallah. Çok mu tatlı yavrum? Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Oh yerim seni. Evet abone olursanız seviniriz. Beğenmeyi unutmayın. Oh iyi geceler. Allah rahatlık versin. Ay bir gece düştü. Arkadaşlar kapanışı
Belinay'ın kekiyle yapıyoruz. Tabii yaparken size gösteremedik. Kusura bakmayın. Ben de. Video çektik sandıydık da video çekmemiş. Bak gözümün önünü görmedim. Evet, benim hamarat kızım. Kemal'i hastaneye bıraktık, geldik. Yemeğimizi yedik. Belinay anne kek yapayım dedi. Ben de iyi yap dedim. Bir tane bir çıkar da bakalım Belli'cim. Ben çıkaracağım. Al çıkar istedim. Ben çıkartayım. Oh, aferin kızıma. Ben Allah koptu koptu. Sıcak ama değil mi? Evet. Yalnız ters çevirince azıcık yaktığı ortaya çıktı. Azıcık yakmış ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle eline sağlık kız Cem'in. Evet tabii. Hepsini kesme anneciğim. Yediğimizi yeriz, yemediğimiz kalsın. Hiçbirim olmaz. Neyse arkadaşlar, yanına bir de çay demledik biz şimdi. Benim. Bize afiyet olsun bugünkü kapanışımızda. Belenay'ımın kekiyle olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah zevkle izlersiniz. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Ne yaparsınız? Anneanne, evet. Bana mı o iyi?